Perge antik kenti kızlarında ortaya çıkarılmış, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen heykel marmardan yapılmıştır. Salonun tam ortasında ellerini birbirinin omuzlarına koymuş üç güzeller de burada sergileniyor. Üç güzeller Zeus ile Eurynome'nin kızlarıdır. Parlaklık, ışıltı ve güzelliği simgeleyen kızlar Karikler olarak da bilinir. Üç güzeller Zeus'un kızları olan mitolojik üç karitenin neoklasik bir heykelidir. Heykelin bazı gravürlerinde soldan sağa Euphrosyne, Aglaia ve Thalia olarak tanımlanır. Güzellik, neşe ve zerafet karakterlerini temsil eder. Milattan sonra 2. yüzyıl. Karitler, Tanrı Zeus ile Okinos kızı Eurynome'nin kızlarıdır. İsimleri Aglaia, parlaklık, Euphrosyne, neşe ve sevinç, Thalia, çiçekleri açtırandır. Olympos Dağı'nın zirvesinde dans eder, müzik yapar ve şarkı söylerler. Güzelliği ve ilkbaharı temsil etmelerinin yanında, insanların neşe ve sevinç kaynağı olan karitler, sanat eserini koruyan insanda ve tanrıda yaratıcılık doğuran tanrıçalardır. Hesiodos'a göre, Okinos kızı Eurynome ile evlendi. Zeus, güzelliği görenleri büyüleyen uyum tanrıçayla, üç kızı oldu ondan. Karitler, üç güzeller, Aglaia, Euphrosyne ve sevimli Thalia. Baş, boyundan, kollar, omuz başlarının hemen altından, sağ bacak dizden, sol bacak dizin biraz aşağısından kırık ve eksiktir. Sağ uyluğun sağ tarafındaki desteğin büyük kısmı ile sol uyluğun yanındaki destek kırık ve eksiktir. Sağ omuzdaki sağ el bilekten, sol omuzdaki sol el ön kolun ortalarından itibaren kırıktır. Torsoda, bacaklarda, kalçalarda aşınma var. İki demir destekle ayağa kaldırılmıştır. Karitler grubunun orta figürüdür, çıplaktır. Sağ bacak taşıyıcı, sol bacak serbesttir. Serbest sol bacak dizden hafif bükülerek biraz öne atılmıştır. Sağ kalça hattı yukarıda ve dışarıdadır. Sağ omuz üzerinde, sağındaki figürün sağ eli, sol omzu üzerinde solundaki figürün sol eli ve ön kolunun bir kısmı koruna gelmiştir. Boynun iki yanında göğüslere doğru birer bukle dökülmektedir. Eller bu buklelerin üzerindedir.